Alo, Elif orada mısın? Kapatmam lazım. Ben sonra ararım. Neden benden kaçıyorsun? Kaçmıyorum Kahraman Bey. Bulunduğun yerden ayrılıyorsun. Telefonlarımı açmıyorsun. Ne bu şimdi? Sizin bir aileniz var. Onlarla olmanız gerekiyor. Ben de kendime yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum. Elif, sen de benim ailemsin. Değilim. Olmak da istemiyorum. Ne oldu sana? Bir şey olmuş. Ve bana söylemiyorsun. Gerçekçi olmaya karar verdim. Hepsi bu kadar. Bebek benim için önemli değil Kahraman Bey. Biz bir anlaşma yaptık. Annem hapisten çıktı. Kardeşim iyileşti. Ben de şartlara uyacağım, hiç merak etmeyin. Bebek doğduğunda onu size vereceğim. Karınızla, çocuğunuzla mutlu yaşarsınız. Ama o vakte kadar sizden tek ricam beni bir daha rahatsız etmemeniz. Onu söyleyen sen misin Elif? O bebek için canın pahasına savaştın sen. Şimdi umrunda değil, öyle mi? Evet. İnanmıyorum sana. Kahraman Bey, istediğiniz gibi düşünün. Ama ne olur artık beni rahat bırakın. Yeter, hadi yürü gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Bırakın yürü, kolum. Gidiyoruz. Kahraman Bey, yürü. Kahraman Bey, bırakın yürü. Beni. Kahraman Bey, ne yapıyorsunuz? Elif, yürü. Bırakın. Gel. Kahraman Bey, kolumu önce bırakın. Kahraman Bey, bırakır mısınız kolumu? Nereye gidiyoruz? Yeter artık, bırakın beni. Kahraman Bey, durun, ineceğim ben. Kimse bir yere gitmiyor. Önce konuşacağız. Bana her şeyi anlatacaksın. Anlatacak bir şey yok. Var Elif, var. Benim de bunu öğrenmeye hakkım var. Çalışıyorsunuz siz? Beni buraya niye getirdiniz? Ben sadece sana ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Kahraman Bey, ben iyiyim. Siz de benden uzak durursanız daha iyi olacağım. Elif, seni buraya ilk kez getirdiğimde mutluydun, umutluydun. Ben gözlerindeki heyecanı gördüm. Çünkü benimle aynı şeyi düşünüyordun. İnsan bazen bazı şeylerin heyecanına kapılıp olmazı olur diyor işte. Siz beni çok ciddiye almışsınız. Hayır Elif. Biz seninle aynı duyguları paylaşıyoruz. Buna eminim. Sana bir şey oldu ve sen değiştin. Şimdi bana söyle. Sana kim ne yaptı? Kim ne söyledi sana? Bırakın beni. Hayır, bırakmam seni. Neden anlamıyorsunuz? Hep sizin düşünceleriniz mi doğru olacak? Bu defa değil Kahraman Bey, kaç kere anlatacağım size. Yeni bir hayat kurmak istiyorum. Yeni kararlar aldım. Hepsi bu. Başka söyleyecek de bir şey yok. Elif. Ne yapıyorsunuz? Kahraman Bey, ne yapıyorsunuz?
söylüyorsun. Sana inanmıyorum. Benden bir şeyler saklıyorsun Elif. Ve bana ne olduğunu anlatmadan bu odadan ikimiz de çıkmıyoruz. Elif ne değişti? Neden gözlerimin içine bakamıyorsun ha? Buna cesaretim yok. Yoksa benden nefret mi ediyorsun? Hangisi? Şu kapıyı açar mısınız artık lütfen? Elif inat etme. Kahraman Bey verin şu anahtarı bana. Buradan konuşmadan hiçbir yere gitmiyoruz. Konuşacak bir şey yok. Elif gözlerime bak. Elif gözlerime bak ve konuş. Anlamıyor musunuz? Tamam istediğiniz olacak. Çocuğunuzu alacaksınız. Benim tek isteğim sizden uzakta yeni bir hayat kurmak. Hepsi bu. Artık rahat bırakın beni Kahraman Bey. Niye bunu yapıyorsun? Şu kapıyı lütfen açar mısınız? Açın şu kapıyı. Kahraman Bey, açın şu kapıyı. Yeter artık açın. Kahraman Bey açın dedim artık açın. Açın şu kapıyı. Sözlerim başka. Gözlerim başka Elif. Ben bunu görebiliyorum. Saklama artık. Bak tam burada. İçinde benden bir parça varken senin gitmene izin veremem. Gidemezsin. Bu bizim kaderimiz. Dokunmayın bana. Elif. Ben gitmek istiyorum. Yeter artık. Gözlerimin içine bak. Bir aramızda bir şey yok de. Sana karşı bir şey hissetmiyorum de. Hadi. Hiçbir şey hissetmiyorum size karşı. Yanılıyorsunuz. Aramızda hiçbir şey olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Söylediklerine sen de inanıyorsun. Yeter artık. Anladınız mı? Yeter. Yeter artık. Yeter Allah kahretsin yeter. Bu oyuncakları da istemiyorum. Bu yatağı da istemiyorum. Hiçbir şeyinizi istemiyorum. Gerçek duygularım benim bu işte. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece gitmek istiyorum Allah kahretsin. Allah kahretsin. Sakin ol. Sakin ol. Bırak beni de olur. Ne olur bırak. Elif. Sana acı veren şey neyse söyle. Senin üzülmeni istemiyorum. Beni üzmek istemiyorsan da olur bırak gideyim. Ne olur izin ver. Biraz hatırım varsa peşimden gelme.
benden bir parça varken senin gitmene izin veremem. Gidemezsin. Bu bizim kaderimiz. Hiçbir şey hissetmiyorum size karşı. Yanılıyorsunuz. Aramızda hiçbir şey olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Elif. Kötü bir şey mi oldu? Tekliften bahsedince, yani şey teklifinden. Evet, evlenme teklifinizden. Tamam, konuşalım. Ben dün geceden beri düşünüyorum. Bak Elif, ortaklık içine sinmediyse bu teklif yüzünden. Ya da annenlerin içine sinmediyse. Sizinle evleneceğim ben. Sen ciddi misin Elif? Evet. Evlenme teklifinizi kabul ediyorum.